Herkese yeniden merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber karamelli şerbetiyle, ipek gibi kremasıyla karamelli ekmek tatlısı yapıyoruz. Evet, şimdi tarifimize geçelim. Ve tatlımızın yapımına öncelikle şerbetinden başlıyoruz. 2 su bardağı şekeri bu şekilde tavama aldım. İyice eriyecek şimdi bu. Rengi değişecek. Karamelize olacak. Daha sonra da 2,5 su bardağı soğuk su ekleyeceğim. Şimdi şekerimiz karamelize olana kadar bu şekilde yavaş yavaş. İsterseniz bir tahta kaşık yardımıyla bu şekilde karıştırarak, isterseniz de böyle tavayı sallaya sallaya hiç kaşık değdirmeden de şekeri eritebilirsiniz. İyice şekerin eridiğinden emin olduktan sonra suyu ekleyebiliriz. Bu önemli bir püf nokta. İyice şekerin erimesinden emin olun arkadaşlar. Bakın bu şekilde içinde şeker kırıntıları var. Bunlar da tamamen eriyince suyu ekleyeceğiz. Su eklediğimiz zaman karamelimiz sertleşecek. Korkmaya gerek yok. Su ısınmaya başladıkça şerbetimiz de normal kıvamını alacaktır. Evet, içinde şeker topağı kalmayacak şekilde iyice kaynatıyoruz. Kaynatırken de karıştırıyoruz ki içindeki şekerler iyice erisin. Püf noktalarına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu şekilde topak kalmadı. Şerbetimiz hazır. Bu arada şekeri erittiğiniz zaman, karamelize yaptığınız zaman şekerin yanmamasına dikkat edin. Yanarsa acımtırak bir tat olur. Onun için çok dikkatli bir şekilde ve altı kısık bir şekilde şekerinizi eritin. Evet, bir paket et yemekten 3-4 adet eksik olacak şekilde orta boy borcamın altına bu şekilde dizdim gördüğünüz gibi. Ama siz bir tık daha büyük boy borcam kullanırsanız tam bir paket alacaktır. Şimdi sıcak şerbetimizi et yemeklerimizin üzerine döküyoruz. Etmeğimiz şerbeti çeksin, soğusun. Biz de o sırada muhallebi yapacağız. Yani üzerindeki kremayı yapacağız. Evet, şimdi kremayı yapıyoruz. 6 su bardağı sütü tencereme aldım. 1 çay bardağı un. 1 çay bardağı nişasta. 1 çay bardağı şeker. Bir pakette vanilyayı ekliyorum ve iyice şimdi karıştıra karıştıra pişiriyorum. Fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Kremamız pişmeye başladıktan sonra da 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Tereyağını da ekledikten sonra 5 dakika falan pişirdikten sonra altını kapatacağım. Kremamız hazır olacak. Kremamızı sıcak sıcak dökmemiz gerekiyor çünkü soğursa kalıplaşacağı için soğumadan direkt tatlımızın üstüne boşaltıyoruz arkadaşlar. Evet, fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca pişirdim. 5 dakika boyunca pişirmemin sebebi içinde un kokusu gelmesin. Yani kremamızın içinden un kokusu gelmesin diye 5 dakika boyunca pişiriyoruz. Daha sonra pişen muhallebiye 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyip iyice tereyağının da erimesini sağlıyoruz. Ve kremamız hazır. Şimdi tatlımızın üzerine dökeceğiz. Şerbetini iyice çeken tatlımıza şimdi kremamızı döküyoruz sıcak sıcak. Evet, bütün kremayı döktük gördüğünüz gibi. Bütün kremayı eşit bir şekilde döktük gördüğünüz gibi. Eğer vaktiniz varsa, yani bir gece önceden yaparsanız daha iyi olur buzdolabına koyup. Ama vaktiniz yoksa da en az 3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine krem şanti serpip süsleyeceğiz arkadaşlar. Pakette 2 poşet oluyor ya, 2 poşeti bir bardak sütle çırptım, zaten arkasında tarifi yazıyor. Onu da bu şekilde üzerine gezdireceğim. Bir gece bekletseniz daha iyi olur veya 2 saat, yani 3 saat en az bekletseniz daha iyi olur ama ben gün ışığından yararlanabilmek için 2 saat bekletebildim. Umarım güzel çıkacaktır tatlım.
Daha sonra krem şantiyi sürdükten sonra Hindistan cevizi serpeceğim ve fıstıkla süslemesini yapacağım. Siz istediğiniz malzemeyle süslemesini yapabilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz, damla çikolata istediğinizle veya sade de kullanabilirsiniz bu şekilde tatlıyı. Evet, tatlımız hazır. Bütün püf noktalara uyarak yaparsanız muhteşem bir tatlı oluyor. Hem şerbetli oluyor hem sütlü, kremalı. Çok lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.